mühendisliği kökenliyim. Ama mesleğimi yapma fırsatım olmadı. Yazılım mühendisliği yaptım. Uzun yıllar kod yazdım. Kod yazma işlemini yine makine mühendisi alanında yaptım. CAD sistemleri yazdım. Daha sonra emeklilik yaşımız gelince kitaplara olan ilgimden dolayı yazılımla kitap fikrini birleştirebilecek bir şey arıyordum. Tabii o zamanlar arkadaşlar bilirler zaten. Amerika'da Amazon çok meşhurdu ve onun e-kitap okuma cihazı vardı. O cihazı biz aşıktık. Amerika'ya her gittiğimizde yeni bir versiyonunu alıp gelirdik. Rakibimiz olduğu için zikrediyorum. Ondan sonra Türkiye'de biz aslında uzun yıllar, belki burada birçok da arkadaş, elektronik kitap mevzusunun çözülmesini bekledi. Türkçe içerik okuyabileceğimiz, sevdiğimiz yazarları okuyabileceğimiz içerik mevzusunu. Fakat bu bir türlü ciddi bir şey olmadı. Hamle atılamadı. Bazı güzel girişimler oldu ama akamette sonuçlandı. Dolayısıyla biz o zaman yazılımcılığın verdiği özgüvenle elektronik kitap işini hallederiz dedik. Cihaz da öğretiriz, elektronik kitap da dönüştürürüz, yayıncıları ikna ederiz vesaire. O vesileyle girdik. Ama girer girmez tabii fizibilite yapmak gerekiyordu. O zaman çeşitli danışman kuruluşlarla fizibiliteler yaptık. 2013, tam olarak 2013. Ben 10 yıllık yazılım şirketi deneyimimden sonra böyle bir şeye başlıyordum. O fizibilitelerde şu çıktı. Yani e-kitap her ne kadar ciddi bir ihtiyaç gibi dursa da yayılması çok zaman alacak. Türkiye'de hem içerik açısından hem de okur açısından, onları sorarsanız ileride anlatırım. Kitap sektörünün belli başlı, yani kitap sektörünün kendisinin önce zaten endüstrileşmesi gerekiyor. Türkiye'de endüstrileşmemiş bir kitap sektörü var. Aslında burada çok daha büyük bir boşluk var. Yani internet kitapçılığı dediğimiz, bugün aklınıza çeşitli markalar gelir. Ne kadar çok internet kitapçısı olsa da Türkiye'de kitapçılık tam anlamıyla, yayıncılıkla beraber teknolojiyle buluşmuş bir mevzu değil. Buradaki teknolojik açığı e-kitapla beraber doldurup tam bir ekosistem inşa edelim dedik. Fizibilite raporları da bunu söylüyordu. Yoksa maaş ödeyemezdik. Yani sadece e-kitaba dayansaydık. İkili koldan hem fizik kitap, internet kitapçılığı alanında hem de elektronik kitap, hem e-kitap okuyucu üretimi hem e-kitap dönüşümüyle ilgili adımları hızla başlattık ve 2014'te siteyi açtık. Babil.com'un hikayesi aşağı yukarı böyle. Biraz benim kişiliğimle alakalı bir girişim. Tabii ki Türkiye'de kitap dikeyi aslında bir yatırımcı için ilk akla gelmesi gereken dikey değil. Çok daha karlı dikeyler var. Giyim, ayakkabı bunlardan biri mesela. Hatta belki yiyecek bile daha karlıdır kitaptan. Üstadı dinleriz. Ama şöyle bir şey, kitap boşluğu çok olan bir alan, endüstrileşmemiş bir alan. Ve biz kişilik olarak, ben yüksek lisansımda felsefe de yaptım, kitaplara çok düşkündük. Dolayısıyla sevdiğimiz bir işi yapalım dedik ve Babil.com'u kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Yani çok yeni insanlarla, çok yeni çevrelerle tanıştık. Ticaret yapmayı, ben 10 sene yazılım şirketi yönettim. Ticaret yapmayı e-ticaretle öğrendim diyebilirim. Çünkü doğrudan aracısız bir şekilde tüketiciyle muhatap oluyorsunuz. Ve tüketiciyle konuşmak nedir orada öğreniyorsunuz. Ve milim milim kuruş hesabı yapıyorsunuz. Biz projelerde milyon dolarlık falan ölçeklemeler yaparken birden kuruş hesabı nedir, o ölçüye inmiş olduk. Dolayısıyla ben ticareti Babil.com'da öğrendim diyebilirim. Benim için de güzel bir deneyim oldu.